Sevgili Küçük Adımcılar, bu pazar da ekranlarınızda olmaktan biz çok mutluyuz. Umarım sizler de aynı keyfi sohbetimiz sırasında tüm program boyunca alacaksınızdır. Bugün yine her zaman olduğu gibi farklı bir konumuz ve konusunda elbette ki uzman konuğumuz var. Konuklarımız diyecektim aslında ikinci etapımızda. Şöyle arkadaşlarım bir masayı sizlere gösterirse eğer, görüyorsunuz birbirinden güzel dekorasyon için kullanabileceğimiz ayıcıklarımız var, ayakkabılarımız var, daha çok şey var ama hepsini ikinci yarımızda size sunuyor olacağız. Bugün ilk konuğumuz toplum sağlığı uzmanı sevgili Sibel Güngör Kızıltan. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bugün ne konuşacağız Sibel Hanım'la? Beslenmeyi konuşacağız. Anne sütünden itibaren, 6. aydan itibaren daha doğrusu ek gıdaya geçişte bebeklerimizi 1 yaşına kadar hangi besinlerle beslememiz gerekiyor? Uygulamamız olacak kahvaltı örneği sizlere sunacağız burada sevgili Sibel Hanım'la birlikte. Hepsini konuşacağız deyip bir türlü konuya geçememem olmasın. Hemen konuya geçiyorum. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dediğim gibi örnek bir kahvaltı göstereceğiz. Evet, evet. Sizi anons yaparken toplum sağlığı uzmanı olarak anonsumu yaptım. Evet. Ama hemen bize toplum sağlığı uzmanı ne demek? Kısaca izleyicilerimiz için rica edeceğim size. Toplum sağlığı toplumun ve çevrenin iyiliği için daha düzelmesi, daha sağlıklı olması ve hastalıkları önlemek amacıyla çalışan bir bilim dalı. Hı hı. Ben uzun zamandır toplum sağlığı üzerine çalışıyorum. İngiltere'de de devam ediyorum çalışmalarıma. Hı hı. Özellikle erken dönem bebek beslenmesi de üzerine yoğunlaştığım bir konu. Hı hı. Ben de bir anneyim aynı zamanda. İkiz annesiyim. Evet. Kızlarınız var. Kızlarım var. 6 yaşında. Maşallah. Onlarla birlikte mi bu yola çıktınız? Aslında bu yola çıktınız derken ben hemen küçük bir parantez açayım. İzleyicilerimize belirteyim istiyorum. Bebeğimle beslenme kitabı. Bebeğimin beslenme kitabı. Sibel Hanım'ın çıkarmış evet. olduğu kitap. Orada ay ay miktar miktar bebeklerinize neyi yedirebileceğinizi anlatan çok detaylı bir kitap bu bahsettiğimiz Bebeğimin Beslenme Kitabı. Sibel Hanım'ın çıkardığı bir kitap. Hemen parantezi açtım çünkü ikiz annesisiniz ve evet. ikizleriniz olduktan sonra mı bu kitabı çıkarmaya karar verdiniz? Evet, özellikle ikizlerimden bir tanesi biraz daha beslenmede sıkıntılıydı. Hı hı. Ben kendim çok kaynak arayışı içine girdim. Biraz daha sıkıntılı, biraz daha kusmalı bir bebekti. Hı. Hatta anne karnından gelen bazı sıkıntıları vardı. Hı. Bunlar düzeldi daha sonra ama zor bir dönem geçirdim. Hı hı. Bu anlamda beslenmeyle ilgili. Ben çok kaynak arayışı içine girdim. Kendim yurt dışıyla bağlantılı olduğum için hı hı. yurt dışından çok kaynak getirdim. Daha sonra şunu düşündüm. Neden Türkiye'de biz annelere yönelik sağlıklı bebek beslenmesini anlatan, hangi gıda, hangi miktarda, hangi ay başlanılır bunları söyleyen hani hı hı. Türkçe bir kaynak olmasın. Detaylı değil mi? Detaylı evet, evet, da evet. zannediyorum çok beslenmeyle ilgili kitap var. Hepimiz zaman zaman alıp okuyoruz evet. ama gerçekten ciddi anlamda detaylı, merak ettiklerimizi bulabileceğimiz. Daha spesifik bebeğe yönelik, yok, evet, ayağı anlatan siz de bu yokluğun farkına vararak ben belki de. Ben de böyle bir ihtiyaçtan hı hı. öncelikle yola çıkarak. Neden olmasın dedim. Çok yaklaşık 4 sene evet bunun üzerine çalıştım. Hı hı. Şimdi de ikinci kitap geliyor şimdi zannediyorum. Şimdi ikinci kitabı hazırlıyorum. Sizi takip evet, eden biraz daha yetişkinlik dönemine yönelik. O da çok önemli. O da çok önemli. Ben hep söylüyorum benim kızım büyüdüğü için artık ben biraz daha onları merak ediyorum evet. tabii şimdi kendi adıma. Çünkü beslenmenin her yaşı çok önemli. Bir kere çocuklara yemek yedirmek gerçekten çok zor. Yani ayrı bir evet, kulvar bir de doğru bence. Doğru ve sağlıklı yemek evet. yedirmek. Yani aslında. O yemeği sevdirmek belki evet. de hepsinin severek yemesi. Herhalde bir dersi ayrıca yani bir hani uzmanlık alanına giriyor evet, ve hepsinin evet. ayrı bir kulvarı var diye düşünüyorum. Evet. Çünkü biz anneler izleyicilerimiz de kesinlikle aynı fikirdelerdir. Diye düşünüyorum. Çok zorlanıyoruz. Hem zorlandığımız noktalardan biri ne yedireceğim? Hangi ayda ne yedireceğim? Evet. Ve nasıl yedireceğim? Nasıl sevdireceğim? Evet, bir de ısrarımız evet. var bizim Türk halkı biz, olarak değil evet, mi? Evet. Türk anneleri biraz ısrarcıyız yani genel olarak hı-hı. beslenme konusunda ama her şeyden önce yemek sevgiyle yapılan bir şeydir. Bebeklikten itibaren bunun tersini
aşılamamak lazım. Evet. Yani çok zor biliyorum. Benim de bebeklerimden bir tanesi sıkıntılıydı. O bebeğin aç kalması, yemek yememesi çok sıkıntılı bir durum bir anne için ama biraz daha dayanmak lazım ve doğru olmak. Davranmak lazım. En kötü şey ısrarcı olmak ve bunu bir obsesyon haline getirmek. Evet. İllaki o hani tabak yemek bitecek, sevgiyle yemek olmalı. Bitecek. Her şeyden önce sevdirmek lazım. Yani sebzeyi, meyveyi. Amacımız sağlıklı beslenmeyi aslında bebeklikten itibaren aşılayabilmek olmalı. Evet. Yani aslında sadece yemek yedirmek ve çocuğun midesini doyurmak değil. Bugün böyle aslında kendimiz tatmin olmuş oluyoruz. Evet, biz hep annelerimizden güzel de öyle şeylere gördük alıştırmak ya. Karnı aslında. Doysun, uykusunu rahat uyur. Biz de rahat ederiz, ağlaması kesilir gibi. Ondan sonra aslında bu bebeklikte bizim olumsuz diyeceğim edindirdiğimiz alışkanlıklar belki işte ilerleyen yaşlara da yansıyor. İlerleyen dönemde işte hiç sebze yemeyen, hiç meyve yemeyen veya çok seçici davranan veya çok fazla abur cubura yönelen çocuklar olmasına neden oluyor. Yani çocuklarda böyle bir beslenme davranışına sebep oluyor. Bir de herhalde ailelerin de beslenmeyle çocukların beslenmesi doğru orantılı diye düşünüyorum. Mesela hani evde asitli içecekler içiliyorsa yani çocuk da onu görüyor, istiyor. Belki kıyamıyorsunuz. Siz de hani ne olacak? Azıcık işte tadına baksın diyorsunuz. Ondan sonra o çocuk onu istemeye devam ediyor. Ya da işte siz sebze tüketen bir anne baba değilseniz o çocuk için yani sebzenin tadını siz yemedikten sonra o da zaten almak istemiyor. Evet. Sizin yediğiniz yiyecekleri tercih etmek istiyor. Dolayısıyla bizim masa düzenimiz, beslenme alışkanlığımız anne babalar olarak çocuk üzerinde önemli bir rol çok oynuyor önemli, diye düşünüyorum. Çok önemli. Özellikle evde pişen yemek aslında bebekken tabii ki bebeğin yemeği ayrı pişirilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama asıl konu bebek büyüdükten sonra çocukluk dönemine artık başladıktan sonra aynı sofrada yemek yeniliyor. O sofraya konan yemek o çocuğun ileride ağız tadını, yeme alışkanlığını, tatlıya mı, tuzluya mı, sebzeye mi yoksa hepsine daha fazla etkili. Pilav makarnaya mı düşkün olacak bunları belirliyor aslında. Evet, doğru. Evde dediğiniz çok doğru. Anne babanın alışkanlığı, eve alınan alışveriş. Hani her evde vardır mesela bir tane küçük dolap vardır ve o dolap abur cubur. Evet, çekmeceler, dolaplar. Abur cubur ya da çekmece abur cubur yeridir. Bebeklikten itibaren bunu öğrenirler. Doğru. Evet. Maalesef yani, hepimiz yaptık. Aslında, üzgünüm ama yaptık. Yasak olarak değil. Tabii ki özellikle bu günümüz çocukları çok daha şanssızlar bizim dönemimize göre. Çünkü çok daha fazla sağlıksız olanla karşı karşıyalar. Doğaldan uzaklar. Evet. Daha fazla sağlıksız alternatif var. Ya da ödül yüzden, olarak kullanıyoruz o bahsettiğiniz çekmecedeki atıştırmalıkları. İşte özellikle iştahsız çocukların ilerleyen dönemde iştahsız bebeklerin problemi bu oluyor. Yani bebekken iştahsız olan çocuklar ileride abur cubura çok düşkün ve hatta obeze ve fazla kiloya yatkın çocuklar haline gelebiliyorlar. Ben çok mesela, enteresan. Annem söyler bana, ben mesela çok iştahlı bir bebekmişim, çocukmuşum. Benden artık öyle fotoğraflarım var, gayet 3 yaşında böyle dolgun. Etine dolgun bir tipim. Annem benden reçelleri, balları saklarmış, artık yemeyeyim. Yeter, çok kilo alıyorum diye. Ben yine çıkarmışım o sandalyelerin tepelerine bir şekilde sakladığı yerden bulur yermişim. Bu dediğinizle belki doğru orantılı. Küçüklüğüm böyle çünkü benim annem yemek yedirmeyi seven, aslında bütün annelerimiz bütün yani anneanneler, yani babaanneler öyleyiz. Değil mi? Biz Türk anneleri biraz daha fazla anaçız. Daha fazla yedirmeyi seviyoruz. O dönem belki çok yemişim, güzel de yemişim ama sonradan iştahım kapanmış. Belki hani bu dediğinizle doğru orantılı bu. Küçükken çok iştahlı olanlar büyüyünce iştahsız olabiliyorlar ya da tam tersi. Bu gerçekten yani enteresan. Aslında, neden acaba? Evet, küçükken iştahlı olan bebekler kilo sınırının üzerinde değilse ki hani belli bir limit vardır zaten. Bu limitin üzerinde değilse kendiliğinden bir düzene giriyor. Bebeğin iştahlı olması kötü bir şey değil. Değil. Bebeğin tek tip besinle iştahlı olması kötü. Örneğin yani hep aynı şeyi yiyor, istiyor ve diğer şeyleri hiç tatmak istemiyorsa bu kötü. Yani çoklu beslemeye alıştırmak lazım. Örneğin
şu da değil, bütün sebzelerden kışın veya yazın 10 tane sebze varsa, hı hı, mevsim sebzesi, onunu da yemek zorunda değil bir bebek ya da çocuk. Hı hı. Ama en azından bir 4-5 tanesini severek yiyorsa, bir 2-3 tane meyveyi severek yiyorsa bu bizim için yeterli. Ama bazen öyle durumlar var ki mesela sadece pilav yiyor, makarna yiyor, pilav, evet, yoğurt, makarna yoğurt, işte sadece köfte pilav işte gibi, yani doğru, bu tarz yemekler. Doğru. Yani bu şekilde orada iştahlı belki bebek veya çocuk istemiyoruz tabii ki. Doğru. Çünkü yani bu geleceğe yönelik olarak kilosu belki yerinde olabilir ama işte sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmış orada olmuyoruz. Orada noktaya giriyor, doğru. Her şeyden önce bu dönemde, bu çağda yaşayan bütün çocukların, hı hı, bir sebze, iki tahıl almaya alışması lazım. Ve menülerinde, hem aile menülerinde hem, hı, bebeklik menülerinde bunu arttırmak lazım. Şimdi eskiden zaten çok güzel söylediniz. Eskiden zaten işte o hani çoklu yedirme pek yoktu bence. Biz işte hep böyle annelerimizden de gördüğümüz o muhallebiler yapılırdı. Gece rahat uyur, sütüyle, uyanmaz. Evet, evet. Muhallebi o tok tutsun diye. Evet. Yedirdik. Hatta yani. Hatta şekerle pişirilirdi. Yedirdim. Evet. Şimdi, aslında çok da hani evet tok tutuyor olabilir ama erken yaşta da alıştırdığımız şekerler, hani yemeğin içinde kullandığımız şekerler de ayrı bu bir dönemde boyut. Artık yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlıklı bebek beslenmesi olarak 6 aylıktan itibaren sağlıklı bebek beslenmesi olarak öngördüğü bir çizelge, hı-hı, var diyeyim. Bu direktiflerde şeker yok. Yok değil mi? İstemiyoruz. Çünkü, evet, ileri yaşlarda sonra insülin, şeker, bu dönem çocuğunun en büyük problemlerinden bir tanesi. Her şeyin çok fazla katkılı olması, evet, çok fazla işlenmiş ve çok fazla şekerli gıda ile karşı karşıya olması. Evet. Bebeklikten itibaren her şeyden önce şeker tadına alıştırmak istemiyoruz çocuğu. Evet. Hatta ve hatta eskiden ilk anne sütünden çıktığı zaman bir bebek, hatırlarsanız böyle meyve suyuyla, hı hı, başlatılırdı, evet, ek gıdaya. Meyvenin, evet, suyu sıkılarak. Evet. Hala yapılıyor, evet, bu yanlış maalesef. Şimdi aslında hemen onu soracaktım, aslında, evet, ben de size. Burada meyvelerimizi küçük bir demonstrasyon yapalım dedik, gösterelim, evet, dedik. Meyveleri, hı hı, özellikle getirdim. Meyvenin kendisini lifiyle, hı hı, ve suyuyla birlikte taze olarak bebeğe vermek lazım. Yani. Suyunu sıkarak da değil. Belki o pütürlüğe de alıştırmak lazım erken dönemde. Ve her şeyden önemlisi de meyveyle de başlamamak lazım, sebzeyle başlamak lazım. İlk o zaman şunu söyleyebilir miyiz, evet, izleyicilerimiz için? Hemen söylediğinizin altını çizelim. Evet. Çünkü en çok size zannediyorum sorulan sorulardan, evet, biri de budur. Neyle başlayalım? Evet, yani anne ilk 6 ay anne bebek sütüyle bebeğimizi büyüttük, evet, emzirdik. 6 aydan sonra malumunuz efendim ek gıdaya geçeceğiz. En çok işte merak edilen soru bu. Neyle başlayalım? Evet. Ek gıdada ilk önerilen sebze midir, meyve sebzeyle midir? Demin söyledik. Sebzeyle, evet, başlayacağız. Bunu şöyle örneklendirmek, lütfen, istiyorum. Ben burada örneğin size bir porsiyon ıspanak yemeği getirmiş olayım. Hı hı. Yanında da bir porsiyon çok güzel baklava getirmiş olayım. Önden ıspanağı verirsem arkasından baklavayı da yersiniz. Hı hı. Ama önden baklavayı verirsem ıspanağı yemeyebilirsiniz. Evet. Çünkü şekerin tadı vücutta ve beyinde bir baskınlık yaratıyor. Bizim, hı, bebeğe tanıtacağımız ilk tat saf tat olmalı, rafine tat olmalı. Hı hı. Sağlıklı bebek beslenmesinin aslında temelinde bu var. Hı hı. Saf ve rafine tat da sebzede vardır. Ve bu şekilde başlatmalıyız. Yani anne sütünden sonra bebeğin ilk yavaş yavaş tanıyacağı tatlar çok böyle şekerli tatlar değil, saf ve rafine tatları olmalı ve sebze tadı olmalı. Mevsim sebzesi. Evet. Aslında orada da doğru bilinen bir yanlış. İlk gıdaya, ek gıdaya geçişte hani acaba ne yapacak diye bebeğimizin de tepkisini merak ettiğimiz için o emziğini böyle şekere batırırız. Böyle lütfen bir tatlandırırız. Lütfen bunu yapmasın artık. Yeni anneler özellikle. Deriz. Bayılırız, evet, o ana. Evet, torun bakan, anneanneler, babaanneler. Böyle bayılırız. Bir alışkanlıkları varsa onu zaten o sırada bebeği seyretmeye bayılırız biz. Evet, yani, evet, ah ne güzel ağzını şapırdattık, çok sevdi. Tabii ki şeker sevdi tadını
hemen aslında algılar bebek. Çok yanlış. Sever. Yani bunu reddedecek bir bebek yok yani. Hı-hı, tabii ki. Ama hiçbirimiz reddetmeyiz bebek. Önce mevsim sebzesini tattıracağız tamam. bebeğimize. Hı-hı. Ondan sonra nasıl meyve vermeyecek onu miyiz? Yine püre haline mi getireceğiz? Nasıl tattıracağız? Tabii. Burada da yine yapılan yanlışlardan bir tanesi çok fazla sebzeyi bir arada kullanarak yapmamak evet. lazım. Tek tek bir iki ya da gitmek lazım. Örneğin patates, havuç bir arada başladık. Tercihimiz buharda pişirmek. Evet. Özel bir buharda pişirici yoksa küçük bir tavada az suyla yani kendi buharında pişecek şekilde zaten bebeğe kadar suyunu yapıyoruz. Çok zaten. Çabuk evet 20 dakikada olacaktır en fazla. Kendi suyuyla ve kendi buharıyla sebzeyi pişirmek. İçine ilk başlangıçta biraz maydanoz eklenilebilir. Örneğin yaz bebeği ise, bahar ve yaz bebeği ise kabak. Yaz kabağı çok güzel bir başlangıç. Kabak, biraz patates. Bu mevsimde şimdi ne öneriyoruz izleyicilerimize? Kış bebeği diyelim ki elimizde bir kış bebeği var. Şu anda 6 aylık. Merak ediyordur annelerimiz hatta 5 aylıkta şu anda. Artık başlatılıyor. Şu anda örneğin yine patates havuçla başlayabilir. Patates, biraz havuç. Daha ilerleyen zamanda brokoli çiçeği küçük küçük eklenebilir. Ama hepsini bir arada değil. Hayır, hepsini brokoli, ıspanağı, bunları bir arada koymamak lazım. Yani vitamin alacak diye de ağız tadını da bozmamak lazım. Pazıyı da koyabiliriz ama bunu bir yemek tadı gibi düşünün. Hı-hı. Kesinlikle öyle. Mesela güzel öyle bir lezzet havuç, oluşturmamız ıspanak, da gerek. Pirinç, patates. Yani biraz böyle hani tadı da olacak evet. şekilde. Ispanak, brokoli, kereviz, havuç, patates. Aman hepsini harmanlayayım da vitaminli vereyim. Artık bunu yapmıyoruz bebeğe. Yani. O işkence artık düşünelim. Bırakalım. Evet. Onun da bir ağız tadı var. Hı-hı. Yani tolere edebileceği bir tat var. Bunu zorlamadan. Ondan sonra da yemeğini sebze de diyoruz değil bal mi? Bal kabağı harika bir başlangıç. Bal kabağından da tek çok güzel başına çorbalar da verilebilir. Yapılıyor değil tabii. mi? Sizin de tarifiniz var. Tabii evet kitabımda var. Hı-hı. Bebeğimin beslenme kitabında iki Hı-hı. tane bal kabağı çorbası tarifim var. Hı-hı. Biri ilk bebeklik dönemi için biri evet. biraz daha ileriki dönem için. Hem ailede de içilebilecek bir çorba. Hı-hı. Harika. Çok güzel oluyor çorbası da. O zaman şimdi bu mevsim için ne dedik biz? Patates zaten kış havuç, mevsimi. İkisini sonra brokoli çiçeklerinden yararlanabiliriz. Evet bal kabağı, ıspanak, pazı. Hı-hı. Ama bunların hepsini tekrar ediyorum bir arada değil. Evet. Bunları birbiriyle yakışacak şekilde. Örneğin pirinç. İçine pirinç ekleyeceğiz. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı pirinç bir bebek porsiyonu için 6-7 aylık. 5-6-7 aylık bir bebek için çok ideal. Bir kaşık mı bir dediniz? Tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı pirinç. Pirinç evet. yeterli olacaktır yeterli. Zaten. O zaman ilk sebzeyle başlıyoruz. Sebzeyle başlıyoruz. Hepsini bir karıştırmıyoruz. Ufak ufak başlıyoruz. Tatlılarını evet, uyuduracak şekilde. Örneğin bal kabağı koyduk. Patates koyduk. Bal kabağını tek başına da tek verebiliriz. Başına. Örneğin patates, havuç, ıspanak yaprağı. Daha sonra biraz içine bir tatlı kaşığı pirinç. Bu da çok önemli çünkü tabii. yani o neyin neyle yakıştığını evet. hepimiz örneğin bilemiyoruz. Örneğin brokoli, patates, havuç yani bu şekilde gitmek lazım. Tamam, bunları arada da o yeşillikleri değiştirmek lazım. Mesela hep ıspanak veya pazı değil maydanoz veya dereotu da yakışan yere göre kullanabilirsiniz. Tamam. Örneğin şimdi kış bebeğini konuşuyoruz. Yaz bebeği için de kabak, pirinç. Dereotu. Çok güzel bir başlangıç püresi olabilir. Bunu buharda pişiriyoruz. Buharda pişiriyoruz. Bir püre haline İlk getiriyoruz. İlk başlangıçta yağ koymuyoruz. Hı-hı. Ama bir 2-3 hafta sonra bir tatlı kaşığı zeytinyağı, güzel böyle sızma zeytinyağı pişerken de konulabilir. Hı-hı. Veya sonradan da eklenilebilir. Harika. Bu şekilde. Güzel bir tarif bu oldu eminim başlangıç. İzleyicilerimiz evet. için. Çünkü bu biraz önce de söyledik ya çok önemli. İlk başlangıç evet. olarak neyi vermemiz gerektiği, miktarı da çok evet. önemli. Evet. Elbette Miktar, ki mevsimine evet, göre. Evet yaklaşık mililitre olarak verirsek şöyle Hı-hı. bir göstermek istiyorum. Gösterelim şöyle evet bir, lütfen. Şöyle bir kasenin. Yani Aha. yiyebileceği miktar bellidir zaten. Şöyle bir kasenin 6 aylık bir evet, ve 7 yani aylık bir bebek. Evet yani 1/4 kadar Aha. diyelim. Tabii ki bu gün ve gün hafta hafta artacaktır. Tabii. Yani bunu şöyle düşünmemek lazım. Yani bir patatesin tamamı, bir
havucun tamamı tabii ki bunu yiyemez. Zaten bebek. Azar azar taze zaten taze tanıtıyoruz. Yapmak da önemli. Evet, 5 aylıktayken, 6 aylıktayken tanıtıyoruz. Hı hı. Bebek hazırsa bunu hemen alacaktır zaten. Hı. Görürsünüz yediğini, rahatlıkla yediğini görürsünüz. Hı hı. Ve tercihen öğlen öğününde başlıyoruz. Her zaman öyle. Yeni besinleri gündüz başlamak lazım. Meyve hı hı. olsun, sebze olsun, hı. yoğurt olsun. Gündüz verelim ki ilk yeni besini evet. görelim. Yani bir akşama doğru bir şey çıkıyor reaksiyonları mu? Reaksiyonları görelim. İshal var mı? Gaz hı hı. var mı? Bir de tabii dokunacak mı, dokunmayacak dokunuyor mı var? Dokunuyor mu, dokunmuyor mu? Tercihen gündüz başlamak lazım. Bir de bu bilgiler güzel bilgiler. Dediğim gibi izleyicilerimiz için en önemli evet. bilgilerdendi. Bir de alerjenlere dikkat etmemiz gerekiyor herhalde değil mi? Evet, bir yaşına kadar verilmemesi gerekenler var. Maalesef çağımız bebeklerinin ve çocuklarının hı hı. Problemi alerji. Hı hı. Bir yaşına kadar hiçbir bebeğe verilmemesi gereken bazı besinler var. Örneğin bal 1 yaşına kadar verilmiyor. Hı hı. Şeker verilmiyor. Yani herhangi bir hazırladığınız yemeğin ya da bir şeyin içine şeker katmıyoruz. Tuz aynı şekilde hı hı. konulmuyor. Dolayısıyla ev yemekleri, tuzlu salçalı ev yemeğini ekmek batırıp vermiyoruz bebeğe. Yapmamamız gerekenlerden sevgili anneanneler ve babaannelere sesleniyoruz. Biliyoruz evet. Sizin canınızın canı en kıymetliniz artık bizlerden sonra evet. gelen torunları evet. oluyor evet. büyüklerimizin. Bayılıyoruz aman bunun da tadına baksın, bunun da tadını bilsin. Evet. Ay güzel ağzını işte şapırdattı, çok şeker evet. gözüküyor ama inanın evet yapmamamız gerekiyor. Burada toplum sağlığı uzmanımız var. Hem bir ikiz annesi, kızları var. Hem de Bebeğimle Beslenme kitabının yazarı Sibel Hanım söylüyorsa hemen üstünü çiziyoruz. Teşekkür yapmamamız ediyorum. Gerekiyor. Yok, kesinlikle öyle. Bunlar çünkü önemli noktalar. Evet. Şimdi biz tabii biraz daha hani genç, yeni jenerasyon evet, olarak daha evet. Anneler bilinçlenmeye başladı. En azından evet. araştırıyoruz neler yapmalıyız, ne yedirebiliriz evet. diye. Her konuda aynı şekilde. Ama önemli mesela evet. bal için sütün içerisine bal katıp ben uzun bir dönem kızıma içirdim. Evet. Sonradan içirdikten sonra tabii öğrendim ki maalesef evet yapılmaması gerekiyor. Çünkü dişlerde de özellikle çürüklere sebep hiç oluyor. Olmaması gerekiyor. Bir yaşından sonra da sütü ve yoğurdu hani yesin içsin diye veya hı hı. kilo alsın diye ballı pekmezli vermemek lazım. Diş çürüklerine sebep oluyor. Kesinlikle öyle. Yine evet. çocuğun şeker tadını arttırmış oluyorsunuz. Evet. İleride tatlıya düşkün. Tad olarak yani kilosu hı. zayıf dahi olsa ilerisini düşünün. Tatlıya tad olarak düşkün. Tatlıya çok düşkün bir yetişkin haline gelecek. Hı. Bunu yaratmış oluyorsunuz. Evet, neden doğru. bunu yaratalım? Hani hayatı doğru. boyunca kilo problemi yaşamayacak bir birey olabilir. Birey olabilir. Bundan evet. daha iyi bir yatırım olabilir mi bir kesinlikle. Çocuk için? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet. Şimdi yavaş yavaş birinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. Evet. O yüzden hem bir yandan sohbetimize devam ederken bu meyve püresinden evet. Bahsedebiliriz. Evet. Hemen o zaman elimizdeki malzemelerle evet. Başlayalım. Bir 6. aydan sonra ek gıdaya geçişte ilk kahvaltımız ne olabilir? Şimdi ben de şöyle yanınıza geleyim. 6 ayla birlikte sebze püresi dedik. Hı hı. Aynı zamanda bu dönem kahvaltıya da başlama dönemidir. Hı hı. Zaten artık bebeğin doymadığını da fark etmeye başlarsınız ufak hı hı. ufak. Kahvaltı için ideal bir karışımımız evet, nelerimiz var. Şöyle gösterelim. Bunları ister karıştırarak ister ayrı ayrı tattırarak başlayabiliriz. Neler var siz sayın evet, lütfen. Yumurtanın sarısı var. Yumurtanın beyazını bir yaşından önce başlamıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Sarısıyla başlıyoruz. Yarımın yarısı hatta hı hı. alerjik olduğunu, hassas olduğunu düşündüğünüz bebekler için onun da yarısı olabilir. Yani şu hı hı. kadar bir miktarla başlayabilirsiniz. Bunu her gün. Her gün vererek, sabah kahvaltısı evet, bebeklerimiz için. Evet, bebekte için. Alerji olmadığı zaman yarım yumurta sarısına da çıkabilirsiniz. Tamam. Bunun dışında bir tatlı kaşığı lor peyniri veya tuzu alınmış keçi peyniri veya keçi inek sütü karışık bir peynir veya normal bu inek peyniri alınmış olabilir. Olmasına burada tuzunun dikkat ediyoruz. Alınmış olması çok önemli. Hı hı. O yüzden ilk önce lor peyniri dedim. Lor ülkemizde en az tuzlu peynirlerden. Bir tamam. tatlı kaşığı lor peyniri. Sonra?
bir pekmez görüyorum orada. Pekmez var, bu keçi boynuzu pekmezidir. Hı hı. Pekmezle çok az tatlandırabiliriz ama amacımız tabii ki şekerli bir tat vermek değil. Hiç kullanmaya da biliriz. Ama öyle bir inancımız da vardır bizim. Pekmez kullanabiliriz. Kan yapar, güçlendirir. Evet, evet. Değil mi? Doğrudur eğer, zannediyorum. Evet, evet. Yani sonuçta pekmez sadece yumurtayla yendiğinde yumurtadaki demirin emilimini arttırır. Veya pekmez meyveyle yendiği zaman özellikle C vitaminli bir meyveyle demir emilimi artar. Ama bu kahvaltı karışımında tabii süt olduğu için işin içinde mesela peynir var. Bir ölçek anne sütü veya hazır mama yani bir şekilde sulandırmak için onu. Yani pekmez bebeğin yeme durumuna göre çok az kullanılabilir tatlandırmak için. Keçi boynuzu pekmezi veya üzüm pekmezi. Peki şimdi bunları tahıl ayrı tozu, ayrı da kullanabiliriz. Tahıl tozu mudur? Bunu evet, tahıl tozu. Eğer karışım yapacaksak tahıl tozu 1-2 tatlı kaşığı. Tekrar ediyorum, bir tatlı kaşığı lor peyniri, başlangıçta yarımın yarısı kadar yumurta sarısı, daha sonra ilerleyen zamanda herhangi bir alerjisi yoksa yumurtaya her gün yarım yumurta sarısı olabilir. Bu sabah kahvaltımız. Bu sabah bunları kahvaltımız. Tek tek de verebiliriz bunları bebeğimize. Tek tek tattırabiliriz veya hepsini karıştırabiliriz. Evet. Peki o karışımı mesela tek tek yediriyoruz. Yanında azıcık ekmek yedirebilir miyiz? Tabii yedirebiliriz ama 6 ayda biraz ekmek kabız yapıyor bebekleri. Belki ev çünkü yapımı biz ekmek yedirmeye veya de meraklıyız biliyorsunuz. Evet, o yüzden evet. Ekmek olmazsa olmaz, çocuk doymaz ama diye bir kanı var. Ama daha çok küçük. Yani 6 aylık bir bebek için ekmek değil de tahıl verelim. Tahıl verelim. Tahıl da bu bebekler için hazırlanmış olan tahıl tozlarını. Özellikle onu da söylemek ben şahsen istedim. Evet daha şekersiz olacak tabii ki. Tahıl daha tozu faydalı. Mudur? Bu o zaman. Evet yani bunlar tahıl tozu diyorum ben ama pirinçli olur, yulaflı, karışık tahıllı. Glütenli olur, glütensiz olur. Hani bunu bebeğin durumuna göre kullanmak anneler lazım. Anneler tercih edebilirler. Bugün ekmek biraz şaibeli bir besin haline geldi. Evet. Evde yapabiliriz ekmeğimizi veya diyelim ki 7 ayda biraz böyle çorbalara falan başladık. İçine biraz ekmek vermek istiyoruz. Doğramak istiyorsak o zaman tam buğday unlu ekmeği tercih etmek lazım. Bir anda böyle tam çavdarlı, çok karışık yulaflı çavdarlı ağır ekmekler gelebilir. De bebeği o dönemde kabız yapabiliyor. Kabız biraz yapabiliyor. Sıkabiliyor sindirimini. Tamam. Peki bunları karıştırdığımız zaman tek tek yedirebiliriz ama karışımdan mesela ne yapmamız lazım? Şimdi bir peyniri eziyoruz. Eziyoruz. Bunu ölçüsü ne kadardır mesela? Bir tatlı mesela? Kaşığı, iki tatlı kaşığı koyuyoruz. Hep tatlı kaşığı ölçümüz evet, yumurta zaten. Sarısını aynı şekilde eziyoruz. Tamam. Bir veya iki ölçek yani bakmak lazım 30-40 mililitre kadar anne sütü de kullanabilirsiniz veya hazır mama da kullanabilirsiniz. O da sonuçta hani bu karışımı oluşturmak için bir sıvıya ihtiyacımız var. Evet. Artı daha besinli, besleyici bir şey haline geliyor. Onu sabah da ekleriz. Sabah kahvaltı zaten hepimiz evet, için en önemli. Bu bir sabah kahvaltısı karışımı. Peki. Eğer tek tek gideceksek ideali bu tabii ki ama her bebek tek tek almayabilir. Çok hazır olmayabilir. Ama tek tek hazır bazı bebek alıyor. O zaman tek tek yumurtayı tattırarak, peyniri tattırarak, küçücük ekmeğin ucuyla belki biraz tereyağını tattırarak. Aslında bize bu tek tek yedirmek daha zahmetli geliyor. Bu karışıma bir çintik tuzsuz tereyağı da ekleyebiliriz. Evet, o da yine tuzsuz olacak. Evet, tamam. Evet, çok faydalı bebek için. Bunların hepsini tek tek yedirmek biraz daha annelere meşakkatli geliyor. O yüzden aslında biz bunu böyle bir mama haline getiriyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde de çocuklarımız tek tek yemeği tercih etmiyorlar. Tek tek tadını sevmiyorlar. Aslında onu şöyle, bütün bir karışım olarak seviyorlar. 1 yaşa doğru kahvaltı için konuşursak ayırabiliriz bunu. Yani bebek büyüdükçe ayırabiliriz. Aslında bebek istekli hale geliyor. Bazı bebekler 9 ayda, bazısı 10 ayda, bazısı 1 yaşında, bazısı 1 yaşı geçince. Ama bence karışım olarak vermenin hiçbir sakıncası yok. Ama dediğim gibi bebek büyüdükçe özellikle 9-10 ayı geçtikten sonra tek tek bütün tatları tek tek tattırmak lazım. Ağız tadının da gelişmesi için. Peki sabah kahvaltımızı anlattık. Bu şekilde. Hemen hızlıca meyve meyve dedik. Evet geçelim. Meyve lütfen. Vermeyecek miyiz? Tabii ki vereceğiz. Mevsim meyvesi. Örneğin şu an armut çok güzel. Hemen ben burada çok güzel yumuşak bir armut yumuşak getirdim. Olan zaten değil mi? Daha kolay bizim için. Armut içinde. Veya elmayı ister kabuğunu soyarak ister kabuğunu soymadan
cam rendi kullanarak. Siz özellikle metal anneler değil, için cam rendiyi öneriyorsunuz. Bu, evet, evet. Özellikle altını çiziyorsunuz. Kesinlikle, evet. Neden? Onu da söyleyelim izleyicilerimize. Çünkü metal rendi hem meyvenin çok fazla vitamin kaybına ve lif kaybına uğramasına evet, sebep oluyor. Cam rendi zaten eskiler bilir. Yani bizim annelerimiz, anneannelerimiz bebekler için en ideal rendedir. Yani bunu hem lifiyle hem suyuyla cam rende ince rendelediği için aynı zamanda cam olduğundan dolayı da daha az vitamin kaybına uğruyor. Şöyle birazcık kaldırarak gösterebilirsek tabii, zannedersem daha iyi bakın, görecek arkadaşlarımız. Bunu hemen hiç bekletmeden bebeğe evet, yani vereceğiz. Cam rende çok kesinlikle, da her yerde annemizin evet, bulabileceği. Robottan geçirerek değil, iri normal metal rende kullanarak değil. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi alttan bildiğimiz rendeler gibi evet, alttan yumuşacık, bir akıtması da yok. Evet. İçerisindeki bütün lifleri de böylelikle rendenin içinde evet, kalmış oluyor. Tüm besininden yararlandırmış oluyorsunuz evet, çocuklarınızı. Ve yani bunu yapmak 5 dakika. Ve kaşık önemli. Kaşığı göstermek istiyorum. Evet. İlk başlangıçta kaşık, çok bebek kaşığı var tabii. Şöyle göstereyim. Mesela sert plastik uçlu var. Biz bu bizim ikinci etapta başlangıcımız olmalı. Sert plastik ilk uç. Bizim etapta, ilk etapta yumuşak, şeffaf uçlu kaşıkla başlamamız lazım. Şeffaf. Çünkü bebeğin ağız kenarları hemen yara olur, evet, kızarır. Dolayısıyla yumuşak olmalı. En ideali bu kaşık ilk başlangıçta. Başlangıç kaşığımız da evet, şeffaf ve yumuşak olacak. Evet, cam rende kullanıyoruz. Suyu da burada. Suyu da evet, burada ve lifi de burada bu şekilde. Hiçbir kayıp hemen, olmadı meyvamızda. Hemen yedireceğiz hiç karartmadan şu an hazır yedirmeye. İçerisine bir şey eklememiz gerekiyor mu? İleride elma armut bir arada yapılabilir. Örneğin şimdi Trabzon hurması çıkacak. Çok ideal, çok güzel, yani çok besleyici bir meyve. Hurmayı yine aynı evet, şekilde evet, rendeleyerek mi içine koyuyoruz? Sadece hurma için biraz çok lifli olduğundan dolayı robottan geçirmek robottan gerekiyor. Tamam. Onun dışında daha ileride bunların içine bir iki dilim muz eklenilebilir. Yani bu şekilde hem doyuruculuğu artacaktır hem de tadı hep aynı tattan sıkılmayacak bebek. Bir de burada sizin böyle onu da hemen gösterelim. Evet, yumuşacık kullanabileceğimiz ağız yani bezlerimiz bu ıslak var, mendilleri erken dönemde mümkünse kullanmayalım seyahatlerde veya tatillerde. Ama çok pratik oluyor. Sibel Hanım. Tabii ben de kullandım ama çantadan çıkartıp kullanıyoruz. Özellikle 6-7 aylıkta 5 aylıkta çok yara yapıyor. Ama onun da zannediyorum yumuşacık, en hani alkolsüz olanı evet, zaten evet, bütün bebek markaları o şekilde kullanıyor. Ama yine evet, de en evet, doğal olanı yani, tercih etmek evet, lazım. Ve mümkün olduğunca yumuşak bezlerden faydalanmak lazım böyle. Bunu eskiden annelerimiz evet, yaparlardı. Zaten bunlar evde hep hediye gelir. Değil mi? Evet hep hediye gelir. Evet. Biz bunlar böyle hani bebeğimizi emzirirken evet, omuzumuza da koyarız. Evet. Emzirdikten sonra daha doğrusu gaz çıkartırken. Evet. Bunlardan herkesin evinde vardır. Bizler ne olduğunu bilmediğimiz evet, zamanlarda biraz önce kulaklarını çınlattığımız anneanneler, babaanneler işte o noktada hemen devre girip bizim için bunları yaratırlar. Evet. Harika bilgiler. Gerçekten çok keyifli. Bu rende özellikle her yerde bulabilecekleri dedik. Yani bu cam dedik, rende mutfak eşyalarının satıldığı her yerde var. Pazarlarda yani da var. 5-10 lira gibi zaten lira, bir rakama çok ucuz ve bulabilirler. Yani her bebeği olanın bunu edinmesi lazım. Evet, evet. O zaman annelerimiz için söyleyelim. Herkes programı evet, izledikten sonra çarşı pazar koşuyorsunuz. Evet. Hepiniz bebekleriniz için cam rende alıyorsunuz. Çünkü içerisindeki lifi, suyu her şey içinde kalıyor. Evet. Böylelikle besin değerini kaybetmemiş oluyor. Ve rahatlıkla, gönül rahatlığıyla evet, bebeklerinizi yedirebiliyorsunuz. Bir de porselen bıçaktan bahsedelim lütfen, mi unutmadan? Evet, son olarak da ondan bahsedelim. Porselen bıçak da eskiden Türkiye'de yoktu. Örneğin benim bebeklerimin zamanında yani 5-6 sene önce yoktu. Şimdi her yerde var. Bu da çok pahalı bir şey değil. Porselen bıçağı kullanarak meyveyi kestikten sonra meyve ve sebzeyi yine hiç metale değmediği için meyve oksitlenmesini hiç, evet, kararmıyor ve çok daha az vitamin kaybına uğruyor. Bebek beslenmesine porselen bıçak kullanabilirsiniz. Bunlar da çok önemli tabii, noktalar aslında. Hani evet, neyi, ne zaman, ne miktarda yiyeceğimizin önemi kadar evet, kullanacağımız materyallerin de gerçekten çok büyük önemi var. Evet. Hepsini umarım izleyicilerimiz izlemiştir, notlarını almışlardır. Programdan sonra da zaten izleyemeyenler bizi sosyal medyadan rahatlıkla takip edebilirler. Sosyal medya üzerinden tekrar Sibel Hanım'a da ulaşabilirsiniz, bizlere de ulaşabilirsiniz.
isterseniz bu atladığınız eğer bilgiler varsa bizlerden öğrenebilirsiniz. Harika bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda eğer yine misafirim olmayı kabul ederseniz bu sefer biraz daha ileri yaşlarda. Evet, tarifler verelim. Evet. İlerleyen yaş dönemlerinde bebeklerimize, çocuklarımıza ne yedireceğiz? Tekrar konuşalım. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Bu güzel organizasyon masası, bu güzel ayıcıklar, dekorasyonlar yıkılacak burası efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, reklamların ardından böyle rengarenk, ışıl ışıl geleceğimizi söylemiştim. Ve sevgili konuğum Sebla Hanım'la birlikte karşınızdayım efendim. Sebla Hanım, aranılan organizasyon firmalarından birinin sahibesi. Bizi de kırmadı, bugün buraya geldi. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz öncelikle. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için, konuk olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi izleyicilerimiz de eminim kameralarımız gösteriyor. Merak ediyorlardır. Neler var? Biraz yakın çekimle gösterelim isterseniz izleyicilerimize. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Ben böyle rengarenk ışıl ışıl görünce bir kere çok keyiflendim. Siz de zaten yayın öncesinde de telefonla yaptığımız görüşmede o sosyal medya hesabınızda ben o ayıcıkları gördüm, bayıldım demiştim. Siz de eksik olmayın getirmişsiniz. Onları getirdik. Yani bir ayıcık, iki ayıcık beklerken gördüğünüz gibi böyle bir aileyle karşı karşıyayız şu anda. Kraliçelerimiz var burada. Konseptimiz de zannediyorum pembeler ağırlıklı. Ayıcık temamız. Ayıcık temamız. Evet, temamızın ismi buydu bu organizasyon için. Evet. Burada gördüğünüz süsleme bir müşterimizin kızının kırkı çıkmıştı. Bir mevlüt okutulacaktı. Onun için bizden bir organizasyon yapmamızı istedi. Bir mevlüt organizasyonuydu. Onun için hazırladığımız bir tema. Kendisi özellikle toprak renkleri olsun, toz pembeler olsun, uçuş uçuş ve özellikle bu ayıcıkların kullanılmasını kendileri rica etti. Dolayısıyla biz de onları dinleyerekten onların isteklerini yerine getirmek adına böyle bir konsept hazırladık. Hem sizden istenilenler tabii ki oluyor bu noktada hem de sizin önerdiğiniz konseptler oluyor. Öncelikle biz öneriyoruz ama eğer müşterilerimiz bu temalar değil de benim kafamda şöyle bir tema var, bunu uygulayabilir miyiz derse de onu da yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Neler yapabileceğimizi önce kendimiz araştırıyoruz. Tabii. Karşı tarafa müşterimize sunuyoruz. Hani bunları yapabiliriz. İçinize siner mi, arzu eder misiniz diye. Eğer onlardan da kabul gelirse devam ediyoruz. Harika. Burada şimdi konseptimiz ayıcıklar. Ama biz bunu istersek baby shower'da kullanabiliriz. Doğum odasında, mevlütte, yaş gününde hepsinde yapabiliyoruz. Uyarlayabiliyoruz tabii ki. Şimdi artık hani baby shower'lar var. Bizi izleyen şimdi annelerimiz biliyorlar. Ama bizim zamanımızda derken çocuk sahibi olduğumuz yaşlarda sizin de 10 yaşında. 11 yaşında, 11 yaşında bir oğlunuz de var. 3 yaşında kızım var. Maşallah Allah bağışlasın. Sağ olun. Şimdi hani 3 yaşındakine yetişmişsinizdir. Tabii. Ama 10 yaşındakinde yoktu maalesef, değil mi? Maalesef o zamanlar böyle organizasyonların yoktu. Bilincinde değildik. Değildik. Farkında ufak değildik. Ufak belki yeni yeni duyuyorduk, başlamış olabilir. Ama oğluma maalesef hani bunları yaratma şansım olmadı. Kızımıza yaptınız mı? Kızımıza sağ olsun ortağım çok güzel bir organizasyon hazırladı. Ona da böyle şaşalı güzel bir organizasyon benim yaptık. Benim içimde kalan özendiğim ukdelerden biridir bu da efendim. Yapamadığım için en küçük böyle bir fırsat yaratıp bir doğum günü olduğu zaman ben de yapmaya çalışıyorum kızımın istekleri doğrultusunda. Ama bunlar gerçekten beğenilmeyecek gibi değil. Her türlü organizasyon için yani yaş günü, mevlit, doğum odası hepsinde kullanabiliriz. Kesinlikle, evet. Şimdi burada hemen şöyle göstermek istiyorum izleyicilerimiz için. Ayıcıklarımız var ama bunlar böyle hani kız bebeğimiz için yaptık bunu. Kraliçe. Tacı, gördüğünüz evet. gibi tacı da var efendim. Pembe fiyonklu. Harika. Görüyor şu anda izleyicilerimiz. Böyle pembe fiyongu başında tacı çok şeker bir ayımız var. Yine aynı şekilde renklere uygun olarak burada bir mumumuz var. Evet, masamızın görselliğini arttırmak için böyle minik aksesuarlar kullanıyoruz. Mum da herhalde olmazsa olmazı mı oluyor bu? Olmazsa olmazı masaların. Açıkçası mum olarak değil de aksesuar olarak kullanıyoruz. Yani o kadar hani şık ve güzel ki yakmaya insan kıyamıyor. Ama yakıldığı da olsun ama hani görsel olarak gerçekten masayı çok dolduran, çok masayı ayağa kaldıran bence unsurlar. Şurada da minik böyle taçlı
mumlarımız var. Uygun. Konsepti gerçi o da mumdur. Ha, süper. O da mumdur. Ben bunu böyle bir hani gümüş aksesuar olarak gözüme çarptı. ama bu da mum. Mum. Çok güzel. Ve çok mesela şık. Böyle bir masada böyle bir mumu kullandıktan sonra hediye olarak da bazen davetlilere böyle minik hediyelerde davet sahipleri vermek istiyor. Tabii. Şeyde kullanılan, organizasyonda kullanılan hatıra ürünlerden. Olarak. Hatıra olarak. Mesela bu güzel bir tercih olabiliyor. Üzerinde böyle bebeğimizin doğum tarihi doğum ve ismini tarihi. Yazdığı etiketler mi oluyor? Şöyle yapıyoruz genelde. Organizasyonun tarihini atıyoruz. Hı hı. Eğer bir doğum odasıysa doğum tarihi. Evet, bebeğin doğum tarihi. Mevlütse mevlütün tarihi. Doğum günü ise doğum gününün hatıra tarihi. Olarak hatıra kalabiliyor. Olarak evet. Davetlerde kalması için. Çok güzel. Mesela yine aynı şekilde burada bir loğusa. Evet, şerbetliğimiz var. Masamızın bir köşesine mevlütte koymuştuk. Hı-hı. İçine hazırladığımız loğusa şerbetimizi koyuyoruz. Hı-hı. Minik kadehlerde. Çok şık. Davetlilere. Şöyle, muhakkak görmüştür izleyicilerimiz, arkadaşlarımız gösteriyordur. Hı-hı. Ama şöyle elime alıp göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. Hem mevlütte hem hastane odasında yine doğum gününde kullanabiliriz. Çok şık. Özellikle şerbetlik çok güzel. Evet. Çok şık. Evet. Şimdi birçok organizasyon firması, bu işi yapan firma var. Kimse bana kızmasın. Ben bu kadar orijinalini görmedim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi çok söylüyorum. Çünkü elbette ki herkes büyük bir emekle bu işi yapıyor. Herkes özenerek yapıyor. Fakat artık her şey birbirine çok benzemeye başladı diye düşünüyorum. Bizim de amacımız farklı şeyler müşterilerimize sunabilmek. Evet. Özel olsun, asil olsun, kaliteli olsun, farklı olsun ve butik olsun. Daha butik bir çok iş büyük, yapmak istiyorsunuz. Çok büyük çaplı işleri açıkçası çok tercih etmiyoruz. Hı hı. Genellikle davetli sayısının maksimum 100 olduğu davetlere karşılık vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Daha fazlasına hak ettiği değeri veremeyeceğimizi düşünüyoruz şu aşamada. Yapalım ama gerçekten hakkını vererek yapalım istiyoruz. Eminim yaparsınız. Yani daha kişi sayıları arttıkça da eminim yaparsınız. İnşallah. Ama biraz daha belki bu durmak istediğiniz noktayı şöyle değerlendirebilirim ben kendi adıma. Daha kaliteli işler çıkıyor. Aslında bu bütün şirketler için öyle geçerli. Ne kadar büyürseniz o kadar derdiniz artıyor tabiri caizse. Kesinlikle. Dolayısıyla daha butik işler yaptığınız zaman daha keyifli, karşınızdakini de memnun edebileceğiniz düzeyde bir iş çıkıyor. Biz o memnuniyetten feragat etmek istemiyoruz. Hı-hı. Karşı tarafı gerçekten %100 memnun etmek için buradayız. Hı-hı. Eğer sayı artarsa, o memnuniyet de düşerse yani biz hedefimizin dışına çıkmış oluruz. Doğru. Onu açıkçası çok şey yapmıyoruz. İnşallah gidebildiğimiz kadar hani bu şekilde organizasyonlarımızı sürdürmeye çalışacağız. Şimdi çok orijinalsiniz. Ürünleriniz çok orijinal. Hı-hı. Daha doğrusu dedim. Nereden geliyor bu ürünler? Siz mi imalatını yapıyorsunuz yoksa bunları yurt dışından mı getiriyorsunuz? Tedarik ediyoruz. Evet. Şöyle bir şey. Çeşitli yöntemlerimiz var. Bir tanesi şu gördüğünüz ayıcıklarımızı yurt dışından tedarik ettik. Bazı ürünlerimizi burada kendi atölyemiz var. Masa örtümüzü mesela oradan çıkarttık. Kendimiz şey yaptık, diktirdik. Evet. Konsepte uygun bir şekilde onu hazırladınız. Konsepte uygun bir şekilde. Şurada gördüğünüz ayakkabı benim ona kendi kızımın kendi kullanmış olduğu ayakkabıydı. Çok önemli, çok özel. Evet, birinci yaş doğum günü için bunu gümüş kaplattık. Çok orijinal. Yani bunda bir yaşanmışlık var. Evet, dolayısıyla böyle şeyleri kendimiz yaratıyoruz. Yani bu çok önemli bir fikir zaten. Bir buluş mu diyelim. Önemli bir fikir bu. Herkesin aklına gelmez. Bunu hem sizin kendinize yapmış olmanız gerçekten çok şık bir hatıra. Hem de sizden isteyen kişilere yapmış olmanız onlar için de yeni ve farklı bir fikir. Kesinlikle. Çünkü biraz önce Sebla Hanım bu görmüş olduğunuz patikleri, ayakkabıları masaya koyarken, hazırlarken ben hani bunu böyle gümüş bir aksesuar olarak düşündüm. Evet şu anda gümüş bir aksesuar halinde ama Sevle Hanım'ın da biraz önce söylediği gibi bunda bir yaşanmışlık var. Evet. İşin bence en güzel kısmı tarafı da o. Kızınızın ayakkabısını gümüş kaplattınız. Evet. Bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela bir ürünümüzde öyle. Mesela müşterilerimizin yani böyle kıymetli oğlunun bir eşyası. Özellikle ayakkabılar. Ama bu emzik de olur. Yani bebeklere ait şeyini
gümüşle kaplatıyoruz. Bu şu görmüş olduğumuz çerçevelere bebeğin ismini yazıyoruz. Altına bu hatırayı gümüşle kaplanmış bir biçimde odasına asabileceğiniz, çok kapıya güzel. Asabileceğiniz bir ürün haline getiriyoruz. Şimdi o bizim için bu zamanda çok kıymetli oluyor. Gelen misafirlerimize çok güzel bir sunum yapmış oluyoruz. Oğlumuzun, kızımızın odasında çok güzel kalacak bir hatıra diyoruz ama asıl hatıra kızımızın ya da oğlumuzun büyüdüğü zaman eline geçtiğinde kıymetini buluyor. Kesinlikle. Yani ayakkabıları saklayabiliriz, kıyafetleri saklayabiliriz ama bu gerçekten bu şekilde saklamak çok orijinal bir fikir. Sizi çok tebrik ediyorum. Artık ayakkabım, benim ayakkabım bile olur yani bu saatten sonra kızımın duran ayakkabılarını benim böyle çok sevdiğim ayakkabılarımı size getireyim. Gümüşle kaplayalım. Ondan sonra da evimizin en güzel köşesinde dursunlar. Bu ayakkabılarda efendim gördüğünüz gibi dün akşam merdivenlerden inerken düşürdüm. Tıpkı bir Cinderella pabucu gibi. Bu arada biraz Cinderella patiği. Önce sormuş olduğunuz soruya ek olarak da bunu benim ortağım kendi elleriyle yaptı. Ya, bir patiğe tek başına ne bütün bunları zahmetli ama çok zevklidir. Çok keyifli, gerçekten bunlarla uğraşmayı da çok sever. Onun da el emeği göz nurudur. Gerçekten harika. Sizin de efendim ellerinize sağlık. Hanımefendi buradalar şu anda. Yayını alamadık kendisini ama ellerinize sağlık. Zaten bu iş böyle bir ekip işi. Birlikte yaptığınız kişiyle de uyum çok önemli. İş bölümü. Tabii ki iş bölümü. Aynı pencereden bakmanız, aynı vizyona sahip olmanız, zevklerinizin uyuşması çok önemli. Dolayısıyla siz çok güzel bir ikili olmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar tebrik ediyorum çok sizi. Çok teşekkürler. Şurada da hemen izleyicilerimiz görmüştür ama göstermek istiyorum. Bu da yine çünkü çok orijinal, çok sempatik ve başarılı bir kapı süsü. Kapı süsü, evet. Evet, bunu istersek yine doğumda kullanabiliyoruz, Mevlid'de kullanabiliyoruz. Yine kullanım alanı bize ait. Kesinlikle. Aslında en güzel kısmınız da o bence, biliyor musunuz? Yani çok elinizde ürünümüz var. Ve bu ürünlerin her organizasyona uygulanabiliyor olması çok güzel. Ona çok özen gösteriyoruz. Ben bunu doğum gününde kullanamam, ben bunu işte orada kullanamam. Aslında bebeğimiz doğumu yaptık, odamızın kapısına bu isimliğini astık. Evet. Ondan sonra Mevlid'in de kullanacağız. Ondan sonra doğum günü geldiğinde kullanacağız. Dolayısıyla gerçekten çok güzel. Herhalde gösterdik değil mi arkadaşlar? Kaldırmama gerek yok şöyle. Aman zarar gelmesin. Gerçekten çok güzeller. Teşekkür ederiz. Bir de şurada bir defterimiz var. Sizi ekrana var. Şöyle doğru şöyle alalım. Şöyle evet, geçeyim. Yüzünüz gözüksün. Pardon. Lütfen. Şurada da bir defterimiz var. Evet. Onu doğum odalarında, mevlütlerde, her ortamda böyle özel defterler yani sunmaya çalışıyoruz müşterilerimize ki parfüm şişesi de var o üstünde. Evet, özel günü unutulmaz kılalım, iyi dilekler içinde toplansın diye böyle de defterler hazırlıyoruz. Çok güzel, gerçekten bu da çok şık. Dediğim gibi hepsi ayrı birer parça. Çok şıklar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Etkilendim. Artık Allah kısmet ederse bir dahaki doğuma görüşeceğiz gibi gözüküyor Sebra Hanım. İnşallah. Her şey çok keyifli. Bakıyorum şöyle bir yandan atladığım bir detay var mı? Gerçekten masamız dolu dolu çünkü şahane gelmişsiniz. Orada bir tane hemen onu da gösterelim. Şöyle. Çok şeker gerçekten. Evet. Evet. Ellerimizle süslüyoruz bu ayıları. El emeği göz nuru. Evet, el emeği göz nuru. İncilerle, taşlarla süslenmiş. O bizim favori ayımız bu arada. Evet, çok onu güzel. Çok seviyoruz. Happy. Evet. Gördüğünüz gibi mutlu ayıcığımız var. Çok güzel hepsi. Gerçekten bu ayıcıklar hani bakıldığında bence insana mutluluk veriyor. İnsanın kesinlikle içim açıldı. İçi açılıyor. Yani evet şu anda içim açıldı. Gerçekten rengarenk hani o uçuş uçuş dedik yumuşak renkler çok önemli. Gözümüzü yormuyor. Kesinlikle. Böyle şu anda rüya gibi. Yani buna zaten tüm çocuklar da bayılır. Anneler de bayılır. Evet. Herkes mesela gelen konuklar. Mesela biz genelde her organizasyonumuzu farklı bir temada yapmaya çalışıyoruz. Ama gelin görün ki bu ayıcık temamız o kadar beğenildi ki özellikle bunun için bizi arayanlar var. Yani ben başka istemiyorum diyor. Biz sunalım diyoruz. Hani başka bir şey yaratalım. Yok yok hayır biz o ayıcıkları istiyoruz diyorlar. Gerçekten bu ayı temamız son derece çok beğenildi. Kesinlikle. O yüzden çok mutluyuz. O yüzden de buraya gelirken bu temamızı özellikle getirmek istedik.
Yok, gerçekten hepsi çok şık. Mesela bu da şimdi şerbetliğinizde orijinal dedim bir an önce. Her şey orijinal, tekrar söylüyorum. Evet. Çünkü neden tekrar diyorum? Ben buna çok önem veriyorum. Her yerde gördüğüm şeyleri görmek istemiyorum artık. Orijinal şeyler, yaratıcı fikirler insan uygulamak istiyor artık. Alışılmışın dışına çıkmak istiyor. Dolayısıyla bu da mesela çok şık. Şimdi artık hep bir ara böyle şeffafları kullanıyorduk ya. Evet. Siz bugün onu getirmemişsiniz. Onu getirmedik. Onu bu sefer belki değişik de bir şey getirelim bu dedik. Da çok şık. Bunun özelliği, bu isterseniz şerbeti sıcak da tutabiliyorsunuz. Bunun altında bir mekanizması var. Evet. İçinde mum değil de içine gaz koyuyorsunuz, yakıyorsunuz ve o şerbeti sıcak tutuyor. Arzu ederseniz o şerbeti sıcak da ikram edebiliyorsunuz. Arzu ederseniz bununla hastane odasında bazı müşterilerimiz biz şerbet istemiyoruz diyorlar. İçine çay koyup sıcak tutup o şekilde çay bardaklarında çay ikram edebiliyoruz. Gümüşte her şeye çok yakışıyor. Her şeye çok zaten yakışıyor. Değil mi? Biz hanımlarda bayılırız evlerimizde, organizasyonlarımızda gümüş kullanalım. Gümüş gerçekten her şeye ayrı kalite, bir klaslık katıyor. Sebla Hanım, size çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yani ben böyle sizle konuşurken izleyicilerimiz de farkındadır kesinlikle. Hiçbir şey kaçmıyor onların gözünden çünkü kendimi alamıyorum. Hani nereye baksam, hangisinin detayına baksam çünkü ayıcıkların hepsinin üzerinde ayrı bir detay var. El emeği, göz nuru gerçekten. Sevgili Sebla Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyonu bizler için hazırladığı için. Sebla Hanım'a sosyal medya üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğinizi söyledik zaten. Sonsuz teşekkürler. Güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sizin de umarım uzun soluklu başarılarınızı daim olduğu yıllarınız olsun. Biz de bunu buradan tekrardan çok sizinle paylaşalım. Evet efendim, bir kitap önerimiz olacak bu hafta. Okul çağındaki çocuklarımıza önerebileceğiniz sevgili Esra Alkan'ın Kalk Gidelim Rize isimli kitabı. Bir çayın hikayesi, çayın yetişimi, işlenişi, geçirdiği yolculuk. Madem ki çocuklarımız ve bizler çayı içiyoruz, çayın da nereden geldiğini okurken öğrensinler istiyoruz. Hem keyifli okuyabilecekleri hem de bilgi edinebilecekleri sevgili Esra Alkan'ın harika kitabı Kalk Gidelim Rize'yi tüm kitap evlerinde bulabilir, çocuklarınızı okutabilirsiniz efendim. Kitap tavsiyemizi de yaptıktan sonra haftaya konuklarımızı da hemen sizler için söyleyeyim. Haftaya çok çok önemli bir konuyu, Down sendromunu sizlerle birlikte işliyor olacağız. Down Sendrom Türkiye Derneği bizimle birlikte programımızda olacaklar. Onlarla artı bir farklılıklarını konuşacağız. Toplumun içindeki yerlerini konuşacağız. Bununla ilgili de küçük bir veterimiz var. Biz bu hafta Down Sendrom Derneği'nin kermesindeydik. Kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla keyifli etkinliklerine eşlik ettik. Biz de siz de artı biriz dedik. Hep birlikte artı biriz dedik. Ve bu güzel veteriyi sizler için çektik. Siz şimdi önümüzdeki haftaki konuklarımızın veterisini seyrede durun. Biz de Sebla Hanım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim. Evet sevgili küçük adımcılar, bu hafta programımızın konsepti farklı da olsa biz Down Sendromu Derneği'nin etkinliğine geldik. Harika bir kermes. Biraz sonra sizler için çeşitli etkinlikleri olacak ve hepsini görüntüleyeceğiz. Ama yanımda şu anda Down Sendrom Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sevgili Fulya Ekmen var. Ve gördüğünüz gibi tüm ekip olarak buradalar. Bugün burada toplanmanın amacı nedir? Onu birazcık kendilerinden aktarmalarını isteyeceğim. Fulya Hanım, hemen sizle başlayalım. Bugün gerçekten biraz önce de söylediğim gibi ciddi bir kalabalık var. Harika bir organizasyon. Öncelikle tebrik ederim sizi. Hayata artı bir değer katmak için zannediyorum yaptığınız etkinliklerden biri bu. Kısaca izleyicilerimize aktaralım sizin ağzınızdan. Tabii aslında kermesle ilgili detayları ben Feri'ye bırakıyorum. Her şeyle baştan sona o ilgilendi. Ama buradaki kermesin amacı açıkçası bu sene kurduğumuz Kariyer ve Bağımsız Yaşam Akademisi'ndeki gençlerimizin eğitimine fon yaratabilmek. Aynı zamanda iş koşulu yapıyoruz ve Down sendromlu gençleri işe yerleştiriyoruz. Yine fonun bir kısmını onlara ayıracağız. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Bizim de aslında böyle bir kermes ilk deneyimimiz dernek olarak.
İnşallah her sene tekrar ettirmek istiyoruz. İzzetcan sen çok tatlısın ya, ama sen bana öyle baktıkça tatlı tatlı benim içim gidiyor. Anlat bakalım bize şimdi, bizi izleyen anneler var, anne adayları var, Down sendromlu, senin gibi artı bir bizden fazlalığı olan kardeşlerin, arkadaşların olabilir. Sen ne önerirsin, ne yapsınlar? Sen ne yapıyorsun ya da onu söyle, onu örnek alsınlar. Şey yapıyorum. Biraz ama yüksek sesle konuşacaksın, tamam mı? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Yani para çalışıyorum. Evet. Keki aslında bir yapıyorum. Yaptın mı sen bu kek workshopunda, evet. Çalıştın. Aşçı kipin de var zaten başında. Kek yapmayı öğrendin. Evet. Yapıyorsun artık. Yapacak mısın? Yapıyorum. Bana da yapar mısın? Yaparım. Neyli kek yaparsın? Çikolata kek yapıyorum. Oh, süpersin sen. Gel börek. Bundan sonra o zaman bu etkinliklere katılacaksın sen de, değil mi? Arkadaşlarınla beraber katılacaksın. Daha da ilerleteceksin. Bugün kek yapıyorsun. Mesela yarın pasta yaparsın kocaman. Biz de senden gelip alırız, olur mu? Olur. Satış yapıyorsun. Ne satış yapıyorsun? Sesle para kazanıyorum. Para kazanıyorsun. Sen buradaki arkadaşların içinde... Arkadaşları da tanıyorum. Tanıyorsun. Evet. Ben sanki şöyle senin bir duruşun falan, böyle bu arkadaşların içinde böyle bir en zengini, en varlıklısı, çok çalışmış, çok para kazanmış gibisin. PlayStation 4 istiyorum. Ne istiyorsun? PlayStation 4 istiyorsun. Kime acaba seslensek buradan? PlayStation 4 ben de çok seviyorum. Ara sıra oynuyorum ama çok beceremiyorum ben. Sen güzel oynuyor musun? Güzel oynuyorum. Hangi oyunları oynuyorsun? Smackdown. Bak şimdi sen, bizim programımız Küçük Adımlar programı. Bir şey söylemek istiyor musun? Programda bizi izleyen şimdi izleyicilerimiz var. Onlara bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyebilirsin? İstiyorum. Hadi söyle o zaman. Bence şey diyelim mi, biz artı biriz, sizden fazlayız, çok da başarılıyız diyelim mi? Başarılı çalışıyordu. Ne? Başarılı çok seviyor bu paranı. Çok seviyor, çok seviyor. Bizi çok seviyor, biz de onları çok seviyoruz. Böyle de sıcakkanlılar geldi hemen aramıza, biz arkadaşımızla İzzetcan'la röportaj yaparken. Ama bir PlayStation 4 isteğimiz var sevgili izleyiciler. Onu da halledeceğiz en kısa zamanda, tamam mı? Tamam. Evet efendim, gördüğünüz gibi burada Down sendromlu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlar yılmıyorlar, artı bir farklılıklarını bu masada gösteriyorlar. Nasıl mı gösteriyorlar? Hayata karışarak gösteriyorlar. Ve sevgili Özlem Soymen kardeşimizin Bütün Kalbimle diye kendi yüreğinden kopup gelen bir şiir kitabı. Ve Özlem bizim için bunu imzaladı. Bizim için de büyük bir mutluluk, gördüğünüz gibi sevgili ile Özlem yazdı. Biz de severek okuyacağız. Ama ben buraya senden küçük bir not daha istiyorum. Olabilir mi? Bana özel bir not yazabilir misin buraya? Programımız için yazabilirsen çok sevinirim. Benim ismim Ece ve programımızın ismi de Küçük Adımlar. Küçük Adımlar programı için bunu imzalarsan çok sevinirim. Programımız için de imzalatıyoruz, gördüğünüz gibi. Bizim için de çok keyifli bir anı olarak kalacak Özlem'in kitabı. Herkese de örnek olsun istiyorum aynı zamanda. Teşekkür ederim Özlem'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol hayatım. Evet efendim, etkinliğimizin sonuna geldik. Bugün bu güzel arkadaşlarımızla birlikte bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür edelim mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.